Hepinize merhaba arkadaşlar. Versiyon 0.6 üzerinden yaptığımız birinci turnuvanın 3. maçına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. İkinci maçta küçük bir talihsizliğimiz oldu. Biliyorsunuz, izlemişsinizdir zaten büyük bir ihtimalle. 3. maçta arkadaşlar taraflar şu şekilde: Cem ve Denizhan biliyorsunuz 1. maçın galipleriydi. Onlar Isengard ve Gundabad oldular. Ali ve Ahmet ise arkadaşlar 2. maçın galibi olarak kabul ettiğimiz takım. Biliyorsunuz o düşme muhabbeti falan bir şeyler oldu. Daha sonrasında Mert ve Metehan bundan dolayı talihsiz bir şekilde, yani eğlendiler demeyeyim, aslında kendi istekleriyle çekildiler arkadaşlar. Çünkü bayağı sıkıntı yaşadık, yani böyle birkaç saat onun tekrarını falan yapmaya çalıştık. Ama olmadı. O şekilde olayı çözdük diyeyim yani. Neyse. Şimdi buraya odaklanalım bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Osgiliath haritasındayız. Osgiliath kamp haritası. O bakımdan Good Side için biraz sıkıntı. Çünkü kaleleri yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kampları var. Ama yine Adorn haritasında, yani 1. ve 2. maçların olduğu haritada olduğu gibi köprü geçişleri var arkadaşlar sadece. Haritada yine köprü savaşı sevgimi görmüş oldunuz böylece. Bu haritayı ben seçtim arkadaşlar bu turnuva için. Bakalım şimdi. Gundabad'ımız kimde? Bir hafızaya kazımak lazım. Gundabad, Denizhan, Isengard, Cem, EREBOR, Ahmet, Gondor, Ali. Bakalım neler olacak. Haritayı şöyle bir inceliyorum arkadaşlar. Ekonom plotlar var. Burada bir tane outpost alınacak yer var. Başka nerede var outpost alınacak yer? Şurada var. Bak, bu ikisini almaları lazım. Bir kere Good Side'ın bunu yapması lazım. Hemen Evil Side'a bakıyorum. Evil Side'ın tarafındaysa arkadaşlar burası var. Bir de şurası var. Yani 2'ye 2 karşılıklı outpost alacakları yerler var. Bunları paylaşabilirler. Mesela burayı Gundabad alabilir. Denizhan yani. Şurayı da Isengard yani Cem alabilir. Burada da aynı şekilde burayı EREBOR yani Ahmet. Burayı da Gondor yani Ali alabilir arkadaşlar. Çok güzel bir harita olduğunu düşünüyorum. Maç ne kadar sürer bilmiyorum. Borazan sesi ürküttü diyor. Büyük ihtimalle Gundabad şey mi yaptı? Bakayım hemen. Aynen, Gundabad War Chant yaptı arkadaşlar. Onun borazanını duymuş olmalı Ahmet. Ürktüm diyor. Bakalım neler olacak. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Mirkwood'u 2. maçta, yani benim de böyle kursağımda kaldı, yani anlatabiliyor muyum? Savaşamadı, edemedi falan, o maç öyle kapandı ya. Sıkıntı oldu. O yüzden Mirkwood'u multiplayer'da görebileceğimiz arkadaşlar yeniden turnuvalar, takım maçları, 10 kişilik lig falan düşünüyorum mesela, onları yapacağız mutlaka. Mirkwood'u multiplayer'da net bir şekilde görmemiz lazım ki arkadaşlar dengesini şey yapabilelim. Faction'ın anlayabilelim ve ona göre artı eksi yönde bir takım düzenlemeler yapabilelim. Şimdi henüz bir çarpışma falan bir şey yok. Köprüyü geçen olmadı derken buradan bir Uruk-hai takımı köprüyü geçiyordu. Tam da o sırada arkadaşlar Ali burayı aldı. Alis Kral. Gondor'u nasıl oynayacak bakalım, merak içerisindeyim. Ahmet de Mirkwood olmuştu. Şimdi tam tersine EREBOR oldu. 3 tane maden yapmış. 1 tane kışla yapmış. Buraya da Lake Town kışlası yapıyor. Buraya ne yapıyor? Buraya da maden yapıyor bir tane. O zaman armory'yi falan şuradan yapmayı planlıyor olabilir. Bakalım neleri basmış. Lurtsu basmış. Hero olarak Cem. Şuraya bakıyorum. Herhangi bir hero basımı yok Gundabad'da. Bastığı binalara bir bakalım. Warp pit yapmış arkadaşlar. Ork pit yapmış. 2 tane maden, 1 tane de forge yapmış. Forge'dan hatta geliştiriyor mu şeyler? Ha, yanlış görmüşüm. Geliştirmiyormuş. Buradan da okçuları basmaya başlamış. Bu arada arkadaşlar biz buna, bu turnuvaya saat 7'de başladık. Ve şu anda gece saat 12'ye geliyor. Ve 3. maçtayız. Normalde 7'de başladığımız turnuvanın arkadaşlar, yani maçlar böyle yarım saat, 30 dakika, 35-40 dakika falan sürüyor genelde turnuva maçları.
Saat 10'da, 10.30'da falan turnuvanın tam anlamıyla bitmiş olması lazımdı. Ama ne çektiğimizi bu şekilde anlayın diye söylüyorum arkadaşlar. Hakikaten bayağı bir sorun yaşadık ikinci maçta. İkinci maç yani bir kapandı. Biz tekrar ettik onu. Sonrasında tekrarımızı hatta siz izlediniz. Onda da sorun oldu yani. O kesildiği yerde zaten izlemişseniz anlamışsınızdır. Orada kapandı falan tekrar. Burada ne var lan? Oha, şeyleri getirmiş buraya sokmuş. Wildman'ları getirmiş buraya sokmuş Cem. Neyse arkadaşlar, o konudan zaten ben ikinci videoda detaylı bir şekilde sizlere bahsettim. O yüzden onu kapatıyorum. Mevcut maçımıza odaklanalım. Kim neler yapıyor? Bayağı böyle beyaz beyaz parlayan bir bölünmüş gecenin bu saatinde arkadaşlar, biraz gözlerimi kamaştırmadı değil. Yüzüme vuruyor şu anda. Burayı Isengard aldı bu arada. Şurayı, burayı da Gundabad almış. Şu anda burayı da Gondor elde tutuyor. EREBOR burayı daha yeni aldı. Bu bakımdan Goodsight'ın şu anda şey olduğunu söyleyebiliriz. Biraz daha geri planda kaldığını söyleyebiliriz. Buraya konuşlanıyor şu anda Gundabad. Bu köprüyü de Isengard tutuyor. 4 tane Furnace, 1 tane Armory, bir de Uruk Pit yapmış arkadaşlar. Heyecanlı. 6. dakika. Bakalım neler olacak. Yıktı burayı. Bunları çıkarttı buradan. Aslında istediği şeyi başardı Hacem. Şunları kullanmasını istemiyordu çünkü şeyin. Burada karşı tarafın. Geldi onların ikisine de herhalde şeyleri soktu. Downland birimlerini soktu ve Ali'nin onları yıkmasını sağladı. Burada ne var? Okçuları yerleştirmiş buraya. Denizhan. Olaylar olaylar. Umarım bir düşme, herhangi bir şey yaşamadan arkadaşlar maçı bitiririz ya. Yalnız Ahmet bayağı bekliyor ha. Bildiğim bekliyor yani şu an. Hiçbir şey yapmıyor. Neden acaba? Birim mi basıyor? Birim de basıyor. Bir Ahmet'in durumuna bakmak istiyorum. Para durumu güzel, artıyor. Herhangi bir şey basmıyor şu an. Birimleri olduğu gibi burada bekletiyor. Acaba şu an AFK mı kaldı? Tekrar All Players yaptım. 4 tane Blacksmith. 6.'yı yapıyor bir de buraya Blacksmith'lerin. Kışlasıyla Archery Range'ini buraya yapmış Ali. Burada bir de Veli var. Tutarım ben burayı diye düşünüyor büyük bir ihtimalle. Armor mu o? Aynen. Armor yapmaya başlamış Cem. Hemen armor işine bir bakıyorum. Forget Blade gelişmiş. Armor da gelişmiş. Ateşli ok ve banner kariyerinin gelişmesi lazım. Banner kariyeri de şu anda geliştiriyor. Herhangi bir gelişim Gundabad'da yok. Hero olarak bakıyorum. Bolgu basmış. Nerede? Burada. Orta köprüyü tutuyorlar bir de. Arkadaşlar köprü savaşları gerçekten muazzam değil mi ya? Herhalde şu BFM'de en çok sevdiğim şeylerden birincisi savunma yapmak. İkincisi köprü savaşları. Gerçi birçok oyunda bunu çok seviyorum. Mesela Conquest'te de böyle kale savunması olan bölümleri çok seviyorum. Genellikle Helm's Deep olsun, Minas Tirith olsun. Şu anda zaten biliyorsunuz Evil's tarafı oynuyoruz şeyde, Conquest'te nişanlımla birlikte sizler için. Az kaldı onda da bayağı. 3 bölüm mü kaldı? Öyle bir şey galiba. Bu kadar bekleyişin ardından umarım güzel bir savaş görürüz arkadaşlar. Diğerinde bekledik bekledik, ordular kuruldu. Abi aklımdan çıkmıyor işte, bak tekrar o konuya geri dönüyorum bir şekilde. Şu an bu arada 10. dakikaya doğru giriyoruz. Bir de tek başıma sunuyorum arkadaşlar. Kimse kalmadı bu saate. Herkes gitti. Tek kaldım, yine tek sunuyorum. Birinci maçta olduğu gibi. Bakalım. Belki son maçta birisiyle birlikte anlatabiliriz. Bir şeyler yapabiliriz. Buradan bir saldırı yapacaklar sanırım ortak bir şekilde. Buraya toplandıklarına göre. Ali'nin burayı tutması lazım.
Ulan nasıl toplanıyorlar bak. Warrider'lar falan geldi Gundabad'ın. Buradaki durum ne? Şuraya koymamış. Sadece otçuları buraya koymuş. Şunu almayı unutmuş diyecektim ki aldı şimdi. Erebor çok pasif arkadaşlar. Çok ilginç ama öyle yani şu an. Değine rank atlatmaya çalıştı ve başardı. 3 rank yaptı onu. Şu an Baruk Kazat skillini kullanabilir. Oo, şuradaki savaşı neredeyse kaçırıyordum. Hemen geliyorum. Şu an birbirlerine girdiler arkadaşlar. Burayı Ali'nin tutması lazım. Başka çaresi yok. Şu an Gundabad ve Isengard ikisi birlikte en alttaki köprüden saldırı gerçekleştiriyorlar. Çok felaket arkadaşlar. Azog falan gelmiş burada. Burası tutunamaz yani. İmkanı yok. Ali burayı kaybeder. Şöyle bir şey ki Ahmet'in de oraya yardım edebilecek bir şeyi yok. Ali'nin çok seri bir şekilde burada savunma kurması lazım. Burayı artık kaybetti sayılır. Bitti burası. Ve çok seri bir saldırı oldu arkadaşlar. Neredeyse kaçırıyordum ha. O ne lan? 6 rank olmuş bir Uruk-hai birliği. Efsane. Farabir öldü orada. Şurada Damrod var. Abo. Olaylar olaylar. Burayı kaçırmayalım. Şurada ne yapıyor şu an? Aynen savunmaya geçmiş burada şu anda. Ali burada yeni ordusunu falan kurmaya çalışacak büyük ihtimalle. Burayı kaybetti artık. Bir Ali'nin durumuna bakmak istiyorum. Para durumuna vesaire bakmak istiyorum Ali'nin. 5000 parası var şu anda. Command point 0 arkadaşlar. Her şeyini kaybetti. Yeniden basması lazım. Erebor. Erebor'un aşağı doğru gitmesi lazım şu an. Beklememesi lazım bu arada. Bunlara upgrade falan vermemiş olsa da inmesi lazım. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. Ahmet Milkwood'da çok iyi ordu kurmuştu. Çok çabukça, hızlıca böyle orduyu kurmuştu. Milkwood'da çok şey, Erebor'da çok yavaş ilerliyor niyeyse. Erebor'da daha önce belki oynamamış olabilir. Oyun bir dondu ve düzeldi. Oyun donduğu zaman var ya arkadaşlar, böyle yüreğim ağzıma geliyor. Ha, düşeceğim yani neredeyse, böyle korkuyorum. Hiç durmadan ilerliyorlar bu arada. Direkt Ali'yi oynayacaklar gibi görünüyor. Ali ne yapıyor? Ali okçu hero'larını yeniden basıyor. Boromir'i ve Beretor'u basmış. Buradan birimler basıyor. Cüceler şu anda yardıma geldiler. Bakalım ne derece koruyabilecekler burayı. Çoğu telef oldu lan. Niye öyle oldu ki? Kaçırmaya çalışıyor şu anda. Değini kaybedecek burada büyük ihtimalle arkadaşlar. Bu stun'ın süresi kolay kolay şey olmaz. Aynen. Değin öldü. Grima 7 rank olmuş. İçeriye dalmış bir de burada. 4 ranklık bir birlik. Bunu öldürerek Boromir bayağı rank atlayabilir bu arada. Bir de o birliğin şu anda heya ve armor'u da var. Şuraya bir bakayım. Ne yapıyor cüceler? Bu oyun arkadaşlar yani sanki bitti gibi görünüyor. Emin değilim ama bir bakalım. İzleyelim, keyfini çıkarmaya çalışalım. 3 ranka yakın olmuş şey. Oo, mahvedecek onu. Lurts alır onu. Çok temiz. Aynen, öldürdü. Lan ona bir Winding Arrow atsa aslında öldürür ha Lurtz'u. Lurtz'u kaçırıyor şu anda. Bir Winding Arrow'a bakar bak. Onu fark ederse öldürebilir o şekilde. Can verdi ona bu arada bir miktar. Ne ile verdi bilmiyorum. Ugluk ile vermiş olabilir aynen. Ugluk'la verdi büyük ihtimalle. Azog buraya şeyleri basmış arkadaşlar. Şu beyaz Worg'ları basmış. Çok felaket saldırdı arkadaşlar ya. Yani bu saldırı karşısında ben de olsam yıkılırdım büyük ihtimalle. Tutunamaz. İki güç birden saldırıyor çünkü. Hatta bak buradan destek getiriyor şu anda. İmkanı yok yani.
Erebor bir nevi yardıma gelmeye çalışıyor ama upgrade olmadığı için ordusunda bu birlikler burada hiçbir şey ifade etmez. Hatta upgrade'siz bir şekilde kendisini de savunamaz. Gerçi burada upgrade yeri kurmuş ama upgrade'leri geliştirmiyor. Biz yine buraya bir geri dönelim bakalım. Ali gidiyor. Yıkılmamak için direniyor bu arada arkadaşlar. Oraya ana binayı tekrar yapmaya çalışıyor ya. Dayanmaz ama. Tekrar yapmayı deniyor. Parası yettiği kadar kullanıyor arkadaşlar şu anda. Orayı da yıktı, burayı da yıktı. İmkanı yok, tutunamaz artık, bitti. %20 orayı da harcayacak. Hatta yukarıya da saldırı yapıyorlar şu an. Yukarıyı da boş bırakmamaya karar verdiler herhalde. Gundabad da komple harekete geçti. Erebor'a da alacaklar büyük ihtimalle. Burası düşüyor. Şuraya bir Dunland basmış. Ha, toparlamaya çalışıyor. Bu arada arkadaşlar şu Sentry Tower'ları siz görmemiştiniz galiba. Ben tanıtım videosunda gösterememiştim size. BFM 2'deki bu cücelerin savunma kuleleri, Sentry Tower'ları bu şekilde kaplamaları değiştirilerek Erebor'a adapte edildi arkadaşlar. Şuraya yine bakıyorum. Gitti abi. Acıyın bana diyor. Ali ya gitti. Alice Kral has been defeated. Burada kocaman bir ordu görüyorsunuz. Bu da Erebor'un sonunu getirecek olan ordu. Erebor olabildiğince savunmaya çalışıyor artık. Bir special power'lara bakmak istiyorum. Erebor neler yapabilir? Şu an hiçbir şey yapamaz. 2 special power'ı var. Bunların da 3'er tane special power'ı varmış. Bir well yapsa şuraya iyi olur aslında. Buraya well yapsa belki İçerideki orduyla tutunabilir. Sentry Tower'ları dikmiş çünkü arkaya da Sentry Tower'ları yapması lazım bu arada. Buradaki son Sentry Tower'da yıkıldı böylece. Ordu çok fazla leadership alıyor şu an arkadaşlar. Bu cümleyi benden yoğunlukla duyuyorsunuzdur ama şu parlayış şekline bakın arkadaşlar. Ya yani o hero'lardan öyle bir leadership alıyorlar ki şu orduyu kimse durduramaz yani. Şu Azog'a bir bakacağım. 6 rank. Zugmar 3 rank. Maugur 7 rank. 1100 can 85 damage'i var 7 rankken. Ahmet bağırıyor. Du be kar. Ya hak. Türkçesi. Oo, birimleri kendine aldı. Grima'nın skill'i ile birlikte bir kısmını kendine aldı yani. Bak şuradaki cüceler şeye vuruyorlar. Değine vuruyorlar. Oğlum lordunuza vurmayın lan. Hemen yine special power'larına bakacağım seri bir şekilde. Dala askerleri gelmiş. Şurada basmış hatta onları ama bir işe yaramıyor. Bu aşamada yaramaz artık arkadaşlar. Çünkü düşman çok ilerledi ve dediğim gibi yüksek leadership alıyor. İyi organize olamadılar. Emin değilim. Başka bir yorum yapamıyorum. Haritanın da biraz şeyi var arkadaşlar. Haritada good tarafın, iyi tarafın çok iyi oynayan bir taraf olması lazım. Çünkü kamp haritası arkadaşlar. Bu kamp haritaların da good side'ın gerçekten avantajı evil side'a göre çok düşük. Dediğim gibi ama oynayış tarzına da bakıyor bir nevi bu. Şöyle bir bakalım. Karanlık yükseliyor. Şu Ahmet'in sözleri. The darkness is rising. Kim diyordu onu? Saruman diyordu. A new power is rising. İnsanların ve cücelerin çağı sona erecek. Abi yıkılırken neden böyle cümleler kuruyorsunuz? Kısa bir maç oldu arkadaşlar. 20 dakika. Aslında güzel bir süre. Valla Eru bile kurtaramaz daha burayı. Şu siyah yazıyı tam göremedim. Böyle bir öfke karşısında ne yapılabilir? Türkçe dublaj. Yüzüklerin Efendisi'nin Türkçe dublaj cümleleri. Benimle keçi sürün.
Abi ne yapıyorsunuz ya? Evet arkadaşlar, 3. maçın da bu şekilde sonuna geldik. Son maçta arkadaşlar Denizan ve Cem'in birbirine karşı 1v1 savaştığını göreceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Destek amaçlı videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.